Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Uzun bir aranın ardından tekrardan bir başka YouTube videosuyla karşınızdayım. Gerçekten de çok uzun bir zaman oldu görüşmeyeli. Yaklaşık 9 aydan beri YouTube'a video atmıyorum. Bunun da tabii belli başlı sebepleri var. Ben burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Zaten Telegram grubunda olanlar biliyor ama şöyle kısa bir şekilde özet geçecek olursam 6 aylık bir askeri gidip gelme bir sürecim oldu. Onun dışında 3 ayda bir KPSS'ye hazırlandığım süreç oldu. Bir haftada biraz kafamı toplamak istedim. Ve şimdi de yine karşınızdayım. Ama yine nasıl karşınızdayım? Her zamanki gibi. Her zaman bu kanalda alışık olduğu gibi bir dip hissesiyle karşınızda olacağım. Gerçekten de 2,5 seneden beri yatırımcılarını usandıran, bezdiren bir şirketten bahsedeceğiz bugün. Bu kanalda çok fazla böyle video var. Zaten kanalımızın genel olarak baktığımız zaman başarı oranı da oldukça yüksek. Tabii ki de yanıldığımız hisseler oldu. Bizim de tabii insan olduğumuz için böyle fiyatlarının yükseleceğini beklentisine girdiğimiz ama yükselmeyen hisseler oldu. Şimdi bu konuda yalan söylemeyelim ama genele baktığımız zaman oldukça başarılı bir kanal olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani mesela Doğuş Otomotiv olsun, Tüpraş olsun, yani biz bunları o kadar ucuz fiyatlardan bulduk ki bunlar inanılmaz fiyatlara gitti. Alarko Holding keza yine öyle. Ondan sonra Smart Güneş olsun, Kontrolmatik olsun, yani biz bunları ta en başlardan beri analiz ediyoruz. Yani bunlar sadece örneklerimizden birkaçı. Ve siz de tabii ki bunları videoları göz gezdirerek ulaşabilirsiniz. Ben daha fazla girişi uzatmıyorum. Burada artık girişimizi keselim ve yavaş yavaş videomuzun içeriğine geçelim. Evet, şimdi öncelikle hissemize geçmeden önce şöyle ufak bir haber okumak istiyorum sizlere. Şimdi bu haberimiz neyle alakalı? Bu haberimiz tabii ki de FED'le alakalı. FED'e baktığımız zaman artık FED tarafında yavaş yavaş indirim sinyalleri gelmeye başlıyor. Bakın, bunlardan sinyalleri verenlerden birisi de Chicago FED Başkanı Austin Goolsbee. FED'in son aylarda soğumaya başlayan iş gücü piyasasında büyük bir kötüleşmeden kaçınmak için faizleri yakın zamanda indirmesi gerektiğini belirtmiş. Ve burada tabii ki detaylı açıklamalar var. Ben bu linki videonun altına bırakacağım. Siz burada detaylı bir şekilde bunları okuyabilirsiniz. Ben kısaca şurada önemli bir kısmı okumak istiyorum. Fed'in Temmuz ayı toplantısında 8. kez faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Ama ondan sonra ilk Eylül ayında olmak üzere yıl sonuna kadar en az 2 indirim bekliyorlar. Yani Temmuz ayından sonra çok değişik bir sürece gideceğimizi söyleyebiliriz. Tabi burada Fed'in faiz indirmesiyle beraber Türk borsasında da önemli değişiklikler olacaktır. Ve bundan özellikle bakın demir çelik sanayi sektörünün çok önemli bir etkisi olacak. Ve burada tabi bir hareketi başlayacaksa demir çelik sektörü önceliğinde başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve burada da demir çelik sektörünün demir baş hisselerinden olan Ereğli Demir Çelik bugünkü videomuzun konusu. Hemen Ereğli Demir Çelik'in şöyle biraz haberlerine bakmak istiyorum. Bir de son bilançolarını inceleyeceğiz. Bir de tabii ki neden şu anda bu videoyu çekiyorum? Hemen onun açısından da bir teknik analiz yapacağım. Şöyle son yılbaşına itibaren haber akışına baktığımız zaman bakın 18 Ocak'ta pardon 10 Ocak'ta net sıfır yol haritası isimli bir şöyle bir PDF yayınladılar. Onu da birazdan bakacağız. Aralıktan itibaren baktığımız zamansa bakın ham çelik üretiminin burada aylık bazda arttığını görüyoruz. Bakın Türkiye'de ham çelik üretimi %25,4 arttı. Daha sonra geldiğimiz zaman OYAK maden metalurji CFO'sunun önemli açıklamaları var. Bakın burada 2030 yılına kadar 13 milyon tona ulaşacakmış kapasiteler. Burada peletleme tesisinin de çok büyük oranda bittiğini de söylüyorlar. Bakın yine bakın üretimi sürekli olarak arttığını görüyoruz. Zaten birazdan bilançoları da bakacağız. 2024'ün ilk çeyrek bilançosunda çok ciddi bir artış var. Yani toparlanmalar başlıyor bu şirkete. Ama tabii ki bu daha ivmenin yukarı yönlü olduğu zamanlar. Biz bu ivmenin daha da yukarı doğru süreceğini düşünüyoruz. Ki bu videoyu çekiyoruz şu anda. Zaten Ereğli Demir Çelik'in çok fazla konuşacak yanı da yok. Yıllardan beri kendini ispatlamış bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Şimdi onun dışında bakın payların geri alınmasına ilişkin bir buradan bir fon ayrılmış 3 milyon TL civarında. Bakın burada 14 Mart'taki habere baktığımız zaman Bingöl Avnik Demir Maden sahasında kurulması planlanan peletleme tesisi yatırımı kapsamında sondaj çalışmalarının %80'i tamamlandı. Toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 250-300 milyon ton civarında. Yatırımın inşaat faaliyetine başlanmış. Yani çok ciddi bir atılım bu. Gerçekten de Ereğli Demir Çelik için çok önemli bir hikaye. Ve bakın her ayda bakın Mart'ta mesela yine
Ham çelik üretiminin %46.6 arttığını, daha sonra Nisan'a baktığımız zaman bu oranın %18 arttığını, yani sürekli olarak bu oranın arttığını görüyoruz. Ve bir de bakın son gün Ereğli Demir Çelik'te inanılmaz yine güzel bir haber geldi. Habere baktığımız zaman bağlı ortaklık Erdemir Madencilik Uhdesi'nde bulunan ve Sivas'ta yer alan maden sahasında altın madenine rastlandı. Yani peletleme tesisi hikayemiz var. Geri alım hikayemiz var. FED'in faiz indirme hikayemiz var. Geri alım hikayesi söyledik. Bir de bakın bunlara ek olarak da altın hikayesi eklenmiş durumda. Bir de net sıfır yol haritası hikayemiz var. Yani elimizde 5 tane farklı hikaye var Ereğli Demir Çelik'e ait. Zaten Ereğli Demir Çelik çok iyi bir firmayı. Bunu tekrardan söylemeye gerek yok. Şöyle kısaca son bilançosuna göz atalım. Baktığımız zaman bakın satışlarımız %89 artmış. Brüt karımız %525 artmış. Esas faaliyet karımız %1921 artmış durumda. FAVÖ'müz %441 artmış. Net dönem karımız da %6102 artmış durumda. Rasyolara baktığımız zaman bakın FK bir tık pahalı ama yani bu tarz sanayi sektörlerinde biraz daha FD FAVÖ bakmak daha mantıklıdır. FD FAVÖ'ye baktığımız zaman 11.79. PDD'miz de yine bakın oldukça düşük 0.97. Şöyle kaldıraç oranı dağılımına baktığımız zaman da yine oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Bir de şunu söylemeyi atladım. Ereğli Demir Çelik'te %100 bedelsiz hikayesi de var. Onu da belirtelim. Şimdi bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz videonun başında dedik ki bu şirketimiz yeni ivmelenmeye başladı. Bakın bu ivmenin ilk hareketleri şöyle 10 çeyreklik baktığımız zaman şirket hala bakın gelirse şimdi göstereceğim. Şirket hala bakın şu 2022'de 2021'in sonu 2022'nin ilk iki çeyrekteki rakamlarına ulaşamadı. Hep bunlar neresi? FED'in faizleri artırmaya başladığı zamanlar. Bakın bu rakamlara da yeni hikayelerle buralara ulaşacaktır diye de düşünüyorum. Zaten bakın ivmelenme de çok ciddi bir şekilde başladı ve sert bir şekilde de yoluna devam ediyor Ereğli Demir Çelik. Şöyle net sıfır yol haritası programına baktığımız zamansa bakın sera gazı azaltım aksiyonları varmış. 2030 yılına kadar da çok ciddi bir şekilde sıfır karbon yani net sıfır karbonla çalışacakmış Ereğli Demir Çelik. Bildiğiniz gibi Ereğli Demir Çelik, Demir Çelik üzerine olduğu için ve bir de taş kömürü madenlerinin olduğu yerlerde yani bunlardan yararlandığı için de ciddi bir hava gazı salınımı, daha doğrusu sera gazı salınımı mevcut. Bunların tabii azaltılması hem şirket açısından oldukça güzel hem de tabii ki de dünya global açıda baktığımız zaman da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Burada bakın ne demiş? Elektrik ark ocağı yatırımı mevcut bu anlamda. Onun dışında enerji verimliliği çalışmaları var. Burada işte bakın kuru söndürme sistemi. Bu arada sadece Erdemir'de de yok. İşdemir'de de var ama bu videomuzun konusu Ereğli olduğu için burada tabii biraz da Ereğli özelinde konuşacağız. İşte kuru söndürme sistemi, 10 nolu turbo jeneratör, 2. sınıf fırını atık ısı kazanı, Erdemir tasarımı sürücü uygulaması gibi gibi bakın bir sürü hikaye olduğunu buralarda görebiliyoruz. Aksiyon 3'e baktığımız zaman bakın GES yatırımları yine ön plana çıkıyor. 2025 yılı sonunda tam kapasiteli üretim hedeflenmekteymiş. Bu anlamda yine oldukça güzel. Aksiyon 4'e baktığımız zaman bakın biyokütle kullanımı. Biyokütle anlamında da yine oldukça önemli bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Aksiyon 5'e baktığımız zamansa bakın doğal gaz yatırımı yani DRI yatırımı olduğunu yine görüyoruz burada. Burada 6. yatırımımız bakın yeşil hidrojen yatırımı yine oldukça önemli. Bakın 2053 yılına kadar burada önemli bir yeşil hidrojen yol haritası mevcut. Aksiyon 7'ye baktığımız zaman karbon yakalama ve depolama yani CCS isimli projenin burada yer aldığını görüyoruz. Yani kısacası Ereğli Demir Çelik'in burada kendi hikayelerinin dışında net sıfır yol haritası kapsamında 2050 sıfır karbon hikayesi de olduğunu söyleyebiliriz. Yani temel olarak durumlar bu şekilde. Biraz da gelin teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi Ereğli'nin ben her zaman endeks bazlı grafiğini baz alıyorum ki bunun çok önemli bir grafik olduğunu düşünüyorum. Şöyle Ereğli Demir Çelik'in bakın 2022 yılından başlayan bir düşüş trendi çizdiğimiz zaman şöyle 2023'ün Şubat ayını değdirip bakın burada bu trendin hala kırılmadığını görüyoruz. 2,5 senedir bu trend aşağı inen trend kırılmamış ama son hafta bakın artık bu trendi yukarı doğru zorladığını görüyoruz. Bu da ne demek? Ereğli Demir Çelik artık eğer buraları aşarsa ciddi anlamda yükselişine başlayacaktır dostlarım. Yani bu benim fikrim tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Siz de mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Mutlaka kendinizce bir hedef oluşturun. Ona göre yatırımlarınızı yapın. Yani ben burada anlatıyorum diye direkt gidip alacak haliniz yok. Zaten bu kanalın kitlesi bu şekilde değil.
Burada her zaman akıllı, bilinçli yatırımcılar var bu kanalda. Buna yürekten inanıyorum. Ereğli Demir Çelik'te de yine ben anlatıyorsam burada kimse gidip direkt almaz. İlla ki şirkete gidip bakar. İlla ki kendi araştırmalarında yapar diye düşünüyorum. Ve ben kendi araştırmalarımda baktığımız ansa bakın artık düşüş trendinin de buralarda sona geldiğini görüyoruz. Buraları yukarı doğru aşacak olursa artık Ereğli Demir Çelik için bu fiyatların bir dip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi TL bazlı bakarsak dip değil hocam buralar. TL bazlı çoktan zirveleri açtı diye yorumlar da yapabilirsiniz. Ama bakın şöyle baktığımız an 2022 Mart'tan itibaren şöyle yani ışın alırsak yani 2022 Mart'tan itibaren bu şirket ne gitmiş? Baktığımız an yani inanılmaz bir ahım şahım gidiş yok. 34 liradan 57 liraya gitmiş. %50'ye gitmiş yani. 2,5 senede %50. Yani enflasyonu baz aldığımız zaman endeks nereden nereye gitti dostlar? Yani bu Ereğli %50 inanılmaz az bir yükseliş. İnanılmaz. Yani Türk Hava Yolları şu 2,5 senede nereye gitti mesela? Pegasus yine. Ya da herhangi BIST 30 hisesini açın bakın. Nerelere nerelere gitti? Ama Ereğli Demir Çelik 2,5 senedir yatırımcılarını bezdirdi, usandırdı. Ama artık Ereğli Demir Çelik için kalkış vakti, yukarı doğru gidiş vakti yaklaştı diye düşünüyorum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu tarz videolar gelmeye devam edecektir. Uzun zamandır kanala video atmadığım için bu kanala ekstra bir destek bekliyorum. Ve onun dışında bize destek vermek içinse katıl butonuyla bize bu desteği sağlayabilirsiniz diyorum. Yakın zamanda katıl özel içeriklerimiz de gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Hoşça kalın.